Benden iste kovanaçlara. Ben vereyim. Senin de işin var. Bak hallettim bile. Ben hepsini yetiştiririm. Halis ablaya sor. Tabii tabii öyledir. Bir şey mi istemişsiniz Orhun Bey? Konağa geziyoruz. Halis Hanım, bizim emektarımız. Musa'yı zaten tanıyorsun. Gonca da işe yeni başladı. Az çok herkese öğrendim. Mutfakta vakit geçirmeyi de severdin. Güzel yemekler yapardın. Evet, evet. Çok severdim. Hem de bir keresinde 8 kilo havuç falan rendelemiştin. Ne kadar çok? Ben abartıyorum de sen bakma beni. En fazla 5 kilo dur. 5 kilo da çokmuş. Cezayir yapmıştık. Takılıyor Musa sana. Çok şakacıdır. Daha önce söylediğim gibi ben yeni işe başladım ama Halise abla da Musa abla sizi dillerinden düşürmüyorlar. Alayım aslanım. Ali ile ilgili durumları ben hallediyorum. Bir sorun çıkarsa doğrudan beni ararsın. Tabii. Ben çıkıyorum. Konuştuğumuz gibi yarın yine Ali için geleceğim. Hayırlı günler aslanım. Herkesi tanıdım, kim olduklarını da öğrendim ama Aslı'yı tanımıyorum. O kim? Aylardır verdiğim emek bu şekilde heba olamaz. Alo, doktor hanım. Klinikte misiniz? Yok yok. Benimle ilgili bir durum değil. Yakın bir akrabam felaket bir kaza geçirdi. Travması büyük olunca doktorlar bir takım ilaçlar önermişler. Böyle hatırlamayı engelleyen, anıları bloke eden türden bir şeyler dediler. O ilaçlar hakkında konuşmak istiyordum seninle. Müsait misin gelsem bir kahve içsek? Tamam. Aslı benim çok eski bir arkadaşım. Sen yokken Ali çok ilgilendi. Toparlanmasına yardım etti. Sağ olsun. İstersen bugünlük son verelim, dinlen biraz. Ben burada kalabilir miyim? Tabii. Benim de bir işim vardı, çalışma odasında olacağım. Merdivenlerin hemen solundaki oda.